Ya keşke siz gelseniz de Suriyeliler gitse. Tüm İngilizlerin işte Allah belasını. Irkçılık aslında herkesin yaptığı. Kimseyi de tenzih etmiyorum. Sahabelerden biri Hazret Bilal'e siyah kadının oğlu dedi. Bu renk bir illet değil. Bir lanet değil. Merhabalar arkadaşlar, Afrika'nın Sesi kanalına hoş geldiniz. Benim adım Tayru. Bugün ne eğlenceli ne de like atın, abone olun diyecek tarzda bir video yapmıyorum. Bugün çok hassas bir videoyla karşınızdayım. Eğer hassas konulara tahammülünüz yoksa lütfen videodan hemen çıkın. Öncelikle şunu belirteyim. Bu videoyu kimseyi memnun etmek için ya da kimseyi sevindirmek için ya da kimseyi kırmak için yapmıyorum. Bu videoyu izledikten sonra eğer kırıldıysanız vicdanınıza bakmanız lazım. Eğer sevindiyseniz yine vicdanınıza bakmanız lazım. Çünkü benim niyetim kendimi anlatmaktır. Bildiğiniz gibi 2020 gerçekten çok sıkıntılı bir yıl. Dünyanın 1920'de ne sıkıntılar yaşadığını bugün 2020'de de biz yaşıyoruz. İşte koronavirüs, ondan sonra Amerika'daki malum olaylar. Koronavirüs zaten tek başına insanların birbirlerinden ne kadar farklı olmadığını, zengin ile fakir arasındaki uçurumun ne kadar da vahim olduğunu koronavirüs sayesinde görmüş olduk. Ama ve lakin 2020'de önümüze çıkan en vahim tablolardan biri ırkçılıktır. Irkçılık aslında herkesin yaptığı, kimseyi de tenzih etmiyorum. Neredeyse herkesin yapabileceği bir şeydir. Belki de yapıyorsunuz ama farkında bile değilsiniz. Çünkü siz iyi niyetlisiniz. Aslında bu konuyla ilgili hiç konuşmak istememiştim. Diyorum ki Tahir yapma. Çünkü yine öbür videodaki gibi diyecekler ki bir duyar kasmaya çalışıyorsun bilmem. Ta ki Instagram'da Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrencilerin yaptığı videoları ve o sayfada öğrencilerin Türkiye'de yaşadığı ırkçılık tecrübelerini paylaştığını görene kadar. Türkiye'de iki tane kutsal konular var. Biri din, diğeri futbol. Siyaset de var ama o bizim konumuz değil. İnsanlar sana nerelisin, nereden geldin sormadan önce hangi takımlısın diye soruyor. O yüzden mesela bana Kayseri'de hangi takımlısın diye sorduklarında ben Kayserisporluyum diyorum ve gülüyorlar. Kayserili oldun diyorlar. Çünkü Galatasaraylıyım desem Fenerbahçeli bana hemen oracıkta küser. Fenerliyim desem Galatasaraylı oracıkta hemen bana küser. En iyisi ben Kayserisporlu olayım. Bu süreç içerisinde özellikle geçen hafta biliyorsunuz bir futbol yorumcusu Afrikalılar için ileri geri konuştuğunda cahildir. Ben bu adamı muhatap alamam dedim. İkinci olarak da biliyorsunuz malum Fransa'da Başakşehir ile PSG arasındaki maçta yaşanan Weibo olayı. Şimdi bu olaylara gelmeden önce ırkçılık ne demek? Size dedim ki belki siz bile yapıyorsunuz ama farkında değilsiniz. Irkçılık dediğimiz şey aslında insanların yaşayabilmesi için gerekli olan bir şeydir. Genelleme ve ön yargılardan oluşan, çoğu zaman doğru olmayan olgulardan oluşuyor. Ve biz insanlar bu olguları ta ormanlarda ve mağaralarda yaşadığımız zamanlarda oluşturduk. Şimdi ne demek istiyorum anlatayım. İnsanlar mağaralarda, ormanlarda, hayvanlarla birlikte yaşarken baktılar ki bazı hayvanların gerçekten çok da fazla bir zararları yok. Ama yılan bir insanı soktuğu zaman ve o insanların öldüğünü gören diğer işte ailedeki insanlar diyorlar ki yılanlar zehirlidir, yılanlardan uzak durmamız lazım. O yüzden toprağı kazarken solucanları görünce bu ikisini ayırt edemiyorlar. Solucanlardan da kaçmaya çalışıyorlar. Ya da kaplanın kendilerine saldırdığını görüyor. Ve diyor ki kaplanlar insan için tehlikelidir. İnsanı yiyebilir. O yüzden biz kaplanlardan uzak durmamız lazım. Ama aynı zamanda leoparı da görünce leopardan uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü leopar da aslında tam kaplana benzeyen bir hayvandır. Solucan kısmına gelince insan yanılmıştır. Ama leopar kısmına gelince insan bu konuda haklı. O yüzden diyorum ki bu ormanlarda yaşarken ve mağarada yaşarken bizim yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olan olgulardır. Ve aslında ırkçılık da buna dayanır. Yani biliyoruz mesela sevmediğimiz bazı milletler olabilir. Avrupalılar Afrika'ya geldiklerinde biz kendileri hakkında kötü düşünmedik. Ama onlar biz gördüklerinde bizi yamyam, cahil, geri kalmış gözüyle baktılar. Mesela işte Afrikalılar diyebilir ki İngilizler ya da Fransızlar çok kötüdür, bizi sömürmüşler. O yüzden tüm İngilizlerin işte Allah belası. Türkler de aynı şekilde Fransızlara ya da ne bileyim işte Ermenilere ya da işte Araplar hakkında aynı şeyi düşünebilir. Ya işte Araplar bize şöyle yapmış. Araplar da diyecek ki Türkler bize böyle yapmış. O yüzden biz Türklerden haz etmiyoruz. Ya da işte Suriyeli Afrikalıya, Afrikalı Suriyeliye, Türk Suriyeliye ve o şekilde devam ediyor. Ama birbirlerimizle oturup konuştuğumuz zaman anlıyoruz ki aslında hepimiz
insanız. Benim anlamadığım tek şey 2020'deyiz. Çoğu hastalıkların çaresini bulmuştuk. 2020'yi cehenneme çeviren koronavirüsün aşısını bulmuşuz. Ama yıllar önce Mısırlılar, Antik Yunanlılar ve hatta Sümerlilerin bile çare bulduğu bir ırkçılık sorununu biz çözemedik ya. Çözemedik. Halbuki biz kendimize modern insanlar diyoruz. Yani demek ki bu modernliğin içi bayağı bir boş. Şimdi futbolda yaşananları konuşacak olursak. Dördüncü hakem Webo ile tartışıyor ve diğer hakeme diyor ki ona kırmızı kart ver. Diğer hakem de hangi kime kırmızı kart vereceğim diyor. O da siyah adama kırmızı kart ver diyor. Bunların kendi dilinde ala negru. Yani bu siyah adama ver. Bu siyah adam ala negru. Webo da tabii ki haliyle sen bana nasıl negru dersin diye çıkışıyor. Oradan da Dembaba gelip belki tarihe geçecek çıkışını o anda yapıyor. Diyor ki eğer buna bu adam diyorsan buna niye siyah adam diyorsun? Adam haklı. Şimdi Webo negro kelimesini yanlış anlamak için haklı sebepleri var. Neden? Çünkü bu kelime aslına bakarsan masum bir kelime. Biz de kendimize zaten siyah adam diyoruz. Bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama kelimeler zamanla gerçek anlamından ya da gerçek bağlamından koparılıp farklı anlam kazanabilir. Negro kelimesi de bu kelimelerinden biri. Çünkü Latince'de ve diğer Slav kökenli dillerde negro aslında siyah demek. Mesela tıpta Acanthosis nigricans denilen cildimizin bazı bölgelerinde görebileceğimiz huylaşmalar var. Bir de hamile kadınların karnında düz bir siyah çizgi var. Bu siyah çizginin adı da ala negra demek. Beyazlarda da olur, siyahlarda da olur, Çinlilerde de olur, herkeste de olur. Şimdi bu kelimeler masum kullanılıyor. Ne zaman ki Avrupalılar Afrika'dan köre alıp Avrupa'ya gönderdiler ve oradan da Amerika'ya, Amerika pazarlarında, Avrupa pazarlarında black yerine negro kelimesi kullanılmaya başlandı. İşte o zaman bu kelime farklı anlamlara gelmeye başladı. O zaman işte Amerika'da negro'dan nigga'ya evrimleşiyor ve iş başka bir boyut alıyor. Şimdi bir Latin'e sorsan benim dilimde bu siyah demek. Eğer kendine siyah diyorsan bence hiçbir kötülük arama den. Şimdi bunu konuştuktan sonra Fransa'da olan olaylara çok sert terpiler verildi. Hatta Fransızlar bile. İşte siz de gördüğünüz Neymar, Mbappe hepsi buna karşı çıktılar. Futbol dünyası çalkalandı. Türkiye'de de haklı olarak hem Başakşehir futbolcuların gösterdiği tavır hem de Türk halkının gösterdiği tavır. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Türkiye'de çoğu insan buna çok sert tepki verdiler. Eyvallah. Ama şöyle bir husus var. Afrikalıları da konuştuğu şey şu. Geçen hafta Galatasaray'ın oyuncusu Senegalli Diagne'ye söylemediği bırakmamış bir futbol yorumcusuna bu denli tepki verildi mi? Emre Bol denen bir adam ya da işte bir erkek zaten fark etmez. Kızlara da adamsın denir. O yüzden bir adam Diagne, yamyam, cahil. Yani sırf Afrika'dan geldiği için bak sırf Afrika'dan geldiği için yamyam, cahil, okumamış, sanki Türkiye'de hayat bulmuş gibi ve de timsah yiyen bir insan olarak tarifledi. Ve tabii ki sosyal medyada destek mesajlar geldi. Galatasaray camiası, TFF tepki gösterdi ve Galatasaray suç duyurusunda bulundu. Ama onun dışında hiç bir şey gördünüz mü? Şimdi Fransa'da olan olaylardan sonra Aspor'a baktım ve öyle bir anlatıyorlar işte Fransa'da ırkçılık bilmem Webo'ya karşı ırkçılık yapılmış. Öyle bir anlatıyorlar sanki tam bir hafta öncesinde kendi futbol yorumcuları ırkçılık yaptığında sessiz kalmamışlar gibi. Hakikaten yani eğer savaşacak olsaydınız o adam tekrar sizin programınıza çıkmazdı. Kendisi de çıkmış böyle pişkin bir açıklama yapmış. Eğer kırdıysam sen bir insana cahil diyeceksin, okumamış diyeceksin, timsah yiyor diyeceksin ve onu kırdığını bile farkında değilsin ve hala sana kalsa en okumuş insan sensin. Ne yazık ki bilinçli olmak demek ki sadece diplomaya bakmaz. Ben de sana sormak istiyorum. Dünyanın hangi futbolcusu üniversite mezunu ve ne yazık ki bunu bilmeyen bir adam kendisini çok bilinçli zannediyor. Yani bir ırkçılık olayı. Türkiye'de olursa da aynı tepki vereceğiz. Fransa'da olursa da aynı tepki vereceğiz. Fransa'yı eleştirirken de biz kendimize bakmamız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz? Bildiğiniz gibi ben birkaç ay önce bir video yaptım. Çok izlendi ve çok şükür ben olumsuzluğa odaklanan bir insan değilim. Bak o videonun altında eğer 100 tane yorum yapıldıysa %99.9'u olumlu yorumlardır. Olumlu yorumlar içerisinde çoğu bana zenci kelimesinin ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyordur. Ben de biliyorum.
kötü niyetle söylenmediğini zaten söylemiştim. Ama dedim ki biz bu kelimeye karşı biz bu şekilde hissediyoruz. Hani negro kelimesi de zaten ilk başta kötü anlam taşımıyordu. Zamanla kötü anlam kazanmaya başladı. Ben dedim ki biz sözlüğe baktığımızda negro kelimesinin anlamı zenciye tekabül ediyor Türkiye'de. Kökenini anlatmaya çalıştım. Zenci kelimesi de zaten o zaman kölelere söyleniyordu. Ne de kadar da zanzibarlı anlama gelse de sonuçta kölelere söyledikleri için bu yüzden negro ile zenci aslında farklı değil. Ama Türkler bunu kötü anlamda söylemiyor. Çünkü bu kelimenin kökenini bilmiyorlar. Ha bilseler de örnek verdiğim gibi. Yani negro siyah demek kendi dilinde. Ama bunu gidip de başkasına söylediğin zaman o kötü hissediyorsa iki seçenek var. Birine karşı seni seviyorum diyorsam ve seni seviyorum deme dese deyip bırakacak mısın yoksa ben iyi niyetliyim deyip geçiştiriyorsan bence vicdanına seslenmen lazım. Çok güzel yorumlar da aldım. Hatta bundan sonra biz bu kelimeyi söylemeyeceğiz diyenler de var. Ama bunu anlatmaya çalışanlara da diyorum ki ben kullanmayın zaten demem. O benim haddim değil. Ama en azından ya sen bu kelimeyi kullandığında ben üzülüyorum diyen bir Afrikalıya söylemeyin. Ha kendi dilinizde, kendi aranızda belki konuşabilirsiniz, söyleyebilirsiniz ama bir Afrikalıya ısrarla bence söylemeyin. Çünkü sevmiyor. Bak biz Müslümanız. Olmayanlar da olabilir. Onlara da saygımız sonsuz. Sahabelerden biri Hazret Bilal'e siyah kadının oğlu dedi. Ve peygamberimiz bunu duyunca sende cahillik kalıntıları var dedi. Ve ondan özür diliyor. Siyah kadının oğlu aslında doğru. Siyah kadının da bir oğlu. Ama Hazret Bilal üzüldüğü için gidip özür diliyor. Yani peygamberimiz ta 1400 seneden önce ırkçılığı bitirecek uygulamalar getirdi. Siz şimdi diyeceksiniz ki ha siyah demeyelim, siyahi demeyelim ırkçılığa giriyor. O yüzden ne dememiz lazım? Abi Afrikalıdır. Bence en doğrusu Afrikalıdır. Çünkü Afrikalı demek insanın en azından nereden geldiğini işaret eden bir şeydir. Renginden dolayı onu ayıran bir şey değil. Siyah da diyebilirsin. Geri geldiğinde bana siyah dendiğinde ben normal karşılıyorum yani. Biz siyahız. Yani bu renk kötü bir renk değil. Biz bu rengi seviyoruz. Bu renk bir illet değil. Bir lanet değil. Allah bizi bu renkle yarattığı için seviyoruz kendimizi. Siz de Allah'ın yarattığına saygılıysanız, hangi milletten olursanız olun, lütfen birbirlerimizi kırmadan, birbirlerimizi sevgiyle yaklaşmamız lazım. Mesela biz Türkler diyoruz. Beyaz demiyoruz. Beyazlar demiyoruz. Avrupalılar diyoruz. İngilizler diyoruz. Fransızlar diyoruz. Ama beyazlar dediğimizde inanın biz de ırkçılık yapıyoruz. Halbuki zaten biz birbirlerimizi tanıyalım diye farklı farklı yaratılmışız. O yüzden sevmediğimiz isimlerle birbirlerimizi çağırmayalım. Benim yaptığım videonun altında da bunu diyenler var. Ya keşke siz gelseniz de Suriyeliler gitse. Bu yorum beni mutlu etmiyor. Çünkü bu yorum bana şunu anlatıyor. Eğer bir gün ben de bir Suriyelinin yerinde olsam ben de aynı muameleyi göreceğim demektir. Siyahilere ırkçılık yaparsan kötü de Avrupalıya, Amerikalıya ya da işte başkasına ırkçılık yaptığında bu seni iyi insan yapmıyor. İnsan yani geçmişiyle değil o insana bakacaksın. Bu insan iyi bir insan mı? Evet iyi bir insan. Atası şeytan da olsa seni ilgilendirmez. Eğer genelleme yaparsan bu ırkçılığa girer. Dediğimiz gibi ırkçılık ilkel bir davranıştır. İlkel davranışlar da bu bilgi çağına yakışmıyor. O yüzden insan nereden olursa olsun insan gibi bakmamız lazım. Ayırt etmememiz lazım. Suriyeliyi karşınıza alın, onunla konuşun. Afrikalıyla konuşun. Çünkü eminim ki eninde sonunda iyilik ve güzellik kazanır. İlkel bir davranışı sergileyen başkasına asla cahil demesin. Irkçılık cahilliğin ta kendisidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz... Bye.